Şimdi ne yapıyoruz? Ne var hocam? Evde hanımlar, evet, biliyorsunuz genellikle tabii ki erkekler çok fazla ilgilenmez buzdolabıyla ama genellikle hanımlar her şeyimizi buzdolabına koyuyoruz. Şimdi kilo fazlamız var. Kilomuz fazla. Acaba kendimize nasıl bir yöntem buluruz anlatacağım. Nasıl yapacağız? Şimdi isterseniz bir açalım. Ben açayım. Bismillah. Hocam bu ne ya? Ya bunu kim yaptı? Şimdi bir de ben varım bak. Hocam içeride bir de bak Murat hocam var bak. Şimdi tabii herkesin başına gelebilir mi? Gelebilir. Siz şu anda 130 kilosunuz. Diyelim. Diyelim tabii ki. Murat Topoğlu da hadi ben de 129 mu olayım? Yok ben senden ağırım ama. Sen de bir 135 varsın. 135 varım tamam. Ben 135'im. Alişan 130 kilo. Kilomuzu ne yapıyoruz? Burada bir kavanozumuz var. Kavanozu alıyorum gördüğünüz gibi. Burada ne yazıyor? Kaç kilosunuz diye bir yazı yazıyoruz. Evet. Böyle bir cam kavanozun içine açıyoruz. Oraya şimdi yazar mısın Ali'cim? Alişan'cım. Ali ya benim oğlumun ismi. 135. Ha. 135 kilo. O senin kilo ama isimlerimizi yazacağız. 130. Evet. Murat Topoğlu, Alişan diyorsun ona da. Evet. Alişan sen 135 yaptın ama kendini olsun. Hocam seni 139 yaptım. Allah razı olsun. 139 mu yaptın? Şimdi gösterelim. Şimdi buraya kilomuzu yazdık. Şuraya şey yapayım. Açalım. Açayım şunu yırtayım. Tamam. İki kişi evde diyet yapıyorsa böyle bir kavanoz alıyoruz. Kaç kilosunuz diye yazıyoruz. Kilolarımızı isimlerimizle beraber yazdık. Bunları ne yapıyoruz? Katlıyoruz. Evet. İçine atıyoruz. Bu biraz da kendimize psikolojik olarak bu işe hazırlama için aslında bu senaryoyu yaptık. Bunu ağzını kapatıyoruz ve koyuyoruz. Bakın buzdolabımızda bir kameraman arkadaşım yaklaşsın bir görmek istiyorum burayı. Siz burada börekleri, çörekleri, işte pastaları, yaş pastaları, kekleri buraya koyarsanız bunları böyle gördüğünüz zaman oradan bir kaşık, iki kaşık hatta elinize kaşıkla gelip oradan buzdolabının içinden ağzınıza atmadan rahat etmezsiniz. Dolayısıyla buzdolabınıza koyacağınız şeyleri de aynı diyet yaptığınız kısımda gibi döşemeniz lazım böyle. İşte bakın kereviz var, kabak var, domates yapayım. Var, salatalık var. Şimdi bunun ağzını kapatıyoruz. Kapatalım. Kapattıktan sonra beslenme şeklimizi ayarlıyoruz, kalorilerimizi ayarlıyoruz. Bir hafta sonra, şimdi bir kağıdımız da var mı acaba bir kağıt daha? Sen kağıdın hepsini yazdığın için bir kağıt daha. Şimdi siz, ben 139 muydum? 139 Allah muhafaza. Ben alayım kağıdı. Tamam. Onu biraz daha küçük küçük yapalım. Tamam hocam. 139 kilo Murat Topoğlu. Bu hafta tabii ilk hafta insanlar fazla kilo verir. Fazla kilo vermesinin nedeni de yarısı su yarısı yağdır. Dolayısıyla ilk hafta her zaman herkes hızlı kilo verir. Ben 139'dan 3 kilo vermiş olayım. Kaç oldum ben? 136 oldum. Şimdi kendinizden korkmayın. Bakın çok fazla ağırlığınız olsa bile kendinize şu planı yapın. Ben bir yıl içinde, 1,5 yıl içinde kilo vereceğim. İşte Ayşe Hanım ilk hafta 5 kilo vermiş. Niye ben 3 kilo verdim, 2 kilo verdim kısmını bırakın. Şimdi seni 136'ya düşürdüm. Kendim 125 hocam. Kaçtı sen? Ben 130'dum. 5 kilo mu verdin? Ben olabilir. Beş. Kıskanmak yok. Kıskanmayacaksın bakın, hocam. Ben bile kıskanmıyorum. Olabilir. Metabolizmalarımız farklı. Dolayısıyla ilk hafta da böyle çok fazla sporu yapmayın. Bu çok önemli. İnsanlar ilk bir şey başladığı zaman günde 3 saat spor yapıyorsunuz. Hiçbir şey yememeye çalışıyorsunuz. Tamam böyle 4,5-5 kilo verebilirsiniz. Ama sonrası ne olacak? Sonraki haftalar gerçek yağ gitmeye başlayacağı için 750 gram gidecek. 1 kilo gidecek. Bunları alıyoruz. Şimdi açalım buzdolabımızı. Tekrar kavanozumuza koyalım. Kavanozumu bir daha koymayacağız. Onları çıkaracağız. Ha, şimdi bunlar burada dursun. Hı hı. Bu eski kilolarımız. Bunları alacağız. Şöyle bir kabımız var şurada. Şöyle tutayım. Bunları şunun içine koyup yakacağız. Çünkü yağlarımızı yakıyoruz. Şu an kendimizi motive ediyoruz hocam. Aynen, aynen öyle. Yak hocam. Şöyle yakmaya çalışayım. İnşallah stüdyo yakmadan programı bitiririz. Bunu aldık. Bayağı bir. Şöyle koyalım. Bunlar burada yanmaya devam etsin. Evet. Şimdi yani hem yağlarımızı yaktık, kilolarımızı yaktık. Bir de üstüne onları yazdığımız yeri yaktık. Evet. Şimdi yeni kilolarımızı da böyle alıyoruz. Siz bunu bütün alın. Ben de kendiminkini yapayım. Yeni kilolarımızı buraya yazıyoruz. Eski kilolarımızı yaktık attık. Tekrar kapağımızı kapatıyoruz. Hocam bu var ya bu çok güzel motive eder insanı. İşte tabii yani yakıyorsun. Vallahi. Yani insanın tabii ki bir psikolojik bak, destek çok önemli. Cehir cehir yanıyor gördün mü? Psikolojik olarak çok destek çok önemli. Yani kendinizi her zaman motive etmeniz lazım. Bakın evde hanım şişman eşi erkek olan şişman değilse. Şişman olmayan erkek koca.
karısına destek olmalı. Tersi de olacak. Al hocam kendini. İşte ben de aldım. Evet. Yani bu halden bu hale kurtulabiliriz. Sonunda... Böyleydim ben. Ben eskiden böyleydim. Bak böyle oldu. Ben de Covid döneminde 10 kilo aldım. Yani bu olmasa bile buna yakın bir kilom vardı. Bakın hem Alişan'ın başına gelebilir hem benim başıma gelebilir. Yani bu kadar yıllardır, 39 senedir insanları zayıflatmaya çalışan bir hekim olarak 40 bini aşmış danışanım olmasına rağmen ben bile kilo alabiliyorum. Hepimizin başına gelebilir. Bu sonu, işin sonu dünyanın sonu değil. Karar. Karar verin ya lütfen. Rica ediyorum yani burada bizi izleyen binlerce insan var. Karar verin, sağlıklı bir şekilde kendinizi beslemeye çalışın. Dediğim gibi inanın. Sonuçta 6 ay sonra, 8 ay sonra, 1 sene sonra bu hale geleceksiniz. Ama verince, bitince haydi ya Allah hop hop homini gırtlak diyerek her şeyi yemeye devam ederseniz o kilolar geri gelir. Şu anda düşünebiliyor musunuz? 5 tane tüp mide ameliyatı olmuş danışanım var. Yani 2 senede 60 kilo verip son 2 senede de 60 kiloyu geri almışlar. Adamın beyni obezse, hanımın beyni obezse bunu maalesef değiştiremiyorsunuz. Yani ben zafer ulaştım. Ak inciciğim herkes bana ay ne kadar yoruluyor. Ay bir de kıskançlıklar çok fazla olacak hanımlar da. Hanımların kilo vermesini çekemiyor maalesef. Yıllardır tecrübe sahibi olarak bir hekim olarak söylüyorum. Ay vallahi 15 kilo verdi diyelim ki bir hanım. Ay vallahi Ayşe'cim çok güzel olmuşsun ya. İnanılmaz değişmişsin diyerek sizi motive edecek arkadan. Ama yeter Ayşe'cim gözünün altı çöktü. Tabii, bak kuş gibi şey. Kaldı suratın. Ay hasta olacaksın. Bunu günde 100 defa duymaya başlayacaksınız. Siz 15 kilo verdiniz. İnanmıyorum. Son 10 kilo kalmış. %100 kere insanlar telefon açıp sizi kıskanacaklar. Sonunda ne oluyor biliyor musunuz? Hakikaten ben hasta mı oluyorum? Gözümün altı mı çöktü? Ay aynaya bakıyorum. Çünkü bir hanımın ya saçıyla yüzüyle çok fazla kelime kullanamazsınız. Dolayısıyla o kişi yavaş yavaş yemeye başlıyor. Hocam o zaman hemen buradan buraya geçelim. Göbeği düzleştirme etkisi olan en faydalı 3 yiyecek. Merak ediyor musunuz hanımlar? Evet. İşte Murat hocam. Onu ver hocam ben ona bakayım ki. Tamam. Tamam. Ben buna bakayım. Bunu yaktık. Şimdi evet. Burada acaba neler var? Tabii bir sürü yiyecekler var. Aslında her yiyecek bizim kilo vermemizi sağlıyor. Önemli olan nasıl pişirdiğimiz, nasıl ettiğimiz de var. Bir tanesini açıyorum sizin izninizle. Bakalım. Ben bir bakayım önce. Aa. Sevdiğin şey değil mi? Enteresan. Evet. Sizler biliyorsunuz muhallebinin keşkülün üzerine koyuyorsunuz ama biz bunu kan şekeri dengeleyen sarsın çubukları. Sinemaldehit dediğimiz bir etken madde var. Sinemaldehit maddesi kan şekerini gerçekten dengeleyen binlerce bilimsel çalışma var. Bunu çubuk olarak yapabilirsiniz. Bunun tozunu kaynarız. Çayını için özellikle yemek sonrasında bak yemek öncesi demiyorum. Tarçınlı çayı yemek sonrası için ki kan şekerinizi dengelesin. Tabii yani börek çöreğin üzerine içmeyeceksiniz benim hocam suya yani. Koyuyorlar. Suya böyle hanımlar hani günlük o 1,5 litre 2 litre su içiyorlar bir yandan. Olur. Onun içine tarçın çubukları koyuyorlar. 12 saat kalınca tabii ki o yavaş yavaş o kendisini salıyordur. Oradaki aromasını sinemaldehiti veriyordur. O da olur. Yani suyun içine 12 saat kalması lazım ama. Peki. Öbür türlü kaynatırsınız daha hızlı oluyor. İkinci. Peki. İkinciye ben bakayım. Bu da enteresan. Enteresan değil mi? Bu bakalım. Da enteresan. Bunu ilk defa galiba söylüyorsunuz. Evet. Ne olabilir? Tabii ki... Muz. Muz gerçekten. Eskiden bütün diyetisyenler bunu yasaklardı. Bak spordan önce yiyormuş hocam Yunus. Kesinlikle. Mesela. Yani muz o kadar tok tutan, insanı en çok tok tutan ve en çok tatlı ihtiyacını karşılayan gerçekten tek meyvedir. Şimdi potasyum kaynağı var. Potasyum demek kasların çalışmasını sağlayan, kalbin çalışmasını, düzgün çalışmasını sağlayan. Hepsi kas bunlar. Kas çalıştıkça kalori harcarsınız. Ama özellikle ishalde de mesela çok seçtiğimiz meyvelerden bir tanesi. Geçen yayında söyledik kabuklarını. Peki hocam, şimdi burada sihirli bir söz var. Günde kaç tane muz yiyeceğiz? Şimdi günde... Atıyorum şu üçünü yersek bir anda. Günde 3 porsiyon meyve hakkınız var. Bir tane muz, 1 porsiyon meyve. Anladık mı? Yani bir de nar yersiniz. Atıyorum bir de 2 tane, 3 tane kivi bir meyve yer. Yani günde 3 tane muz yersen... Ama farklı etkiler olur herhalde. 3 tane muz yerseniz o hakkınızı da doldurmuş olursunuz günde 3 porsiyon meyve ama 3 tane muz yiyeceğinize 1 muz, 1 armut. Çünkü bakın bu bağırsakları hafif yavaşlatıcı özelliği var. Ama armut tam tersine bağırsakları çalıştırıcı bir özelliği var. Kabızlıkla ilgili biz özellikle armut öneririz. O zaman akşam yemeyelim mi muzu mesela? O fark etmiyor. Yani ama akşam televizyonun karşısında eğer geç vakte kalıyorsanız işte sizi kurtaracak tek meyve bu. Gerçekten kilo vermede dediğim gibi çok etkili magnezyum ve potasyum kaynağımız. Peki tarçın dedik, muz dedik. Burası en son, burası çok enteresan. Bu bitkinin daha önce programını yapmıştık hocam ve ben tarlasına girmiştim. Çok güzel. Muhteşem bir bitki.
Evet. Çok fazla tanınmıyor ama. Aronia. Evet. Aronia. Bakın, İnanılmaz bir şey. Yaşım 63. Bundan 30 sene önce kivi de yoktu. Yani yetişmiyordu Türkiye'de. Biz hep arada yurt dışına gittiğim zaman kiviyi görüyorduk. Yani ananas da yetişmiyordu. Yani eskiden domates, biber de kışın yoktu. Şimdi maalesef onlar var. Ama aronia bitkisi çok ilginç. Dünyadaki en yüksek antioksidanları, gramajına göre en çok yüksek antioksidanları üzüm içeren. Üzüm gibi ama. Farklı bir meyve. Artık Türkiye'de 5-6 yer bunu yetiştirmeye başladı. İnşallah umudum bu meyvanın yaygınlaşması, herkesin kullanabileceği şekilde. Yaban mersinine benziyor ama yaban mersini değil. Şöyle bir tane yiyor musun? Ben bundan yiyorum hocam. Çok önemli. Bakın mor renkte, şey siyaha yakın rengi. Antosiyanin kaynıyor içinde. Antosiyanin demek antioksidan demek. Antioksidan demek kanserde vesaire önleyici özelliği olan, bağışıklık sistemini artıran, işte vücuttaki enflamasyon yani iltihap yapan, işte interlökin 6 gibi, ne bileyim prostaglandin gibi maddelerin seviyesini azaltıp özellikle iltihapta, yani genelde vücudumuzda iltihapta kullanılan vücudumuzun ve kalp ve damar sağlığında gerçekten çok etkili. Yani bunun 100 gramında 2500 miligram flavonoid var, kateşin var, antosiyanin var. Dolayısıyla yani bundan şöyle küçük bir avuç, o kadar bile. Bu kadar. Günde bu kadar, ben bunu bile yersiniz. Hocam. Çünkü içindeki tanin dediğimiz bir evet. madde var. O ağzınızda burukluk yapıyor. Böyle bir sanki acılık gibi bir şey yapıyor. Ama kendisi de tatlı bir özelliği var. Hem tatlı hem buruk hem de böyle biraz pungent deriz. Keskin, böyle bir sanki buruklaştırmış gibi oluyor. Gerçekten çok güzel bir şey. Aronia. Günde şu kadar. O kadar yeter. Ben tavsiye ediyorum. İnşallah üreticiler de bunu çok çoğaltır. Yani bu üzümgillerden biliyorsunuz. Evet. Yani çilekgillerden. Yani çilek tarzı bir o familyadan daha doğrusu. Yabani bir. Yabanidir bu. Bir bitki bu aslında. Tabii yabani kriidesi var. Yabani işte yaban mersini var. Onlara benziyor. Kızılcık var. Bunların hepsi aynı familyadan, aynı evet. aileden şey oluyor. Ama bu çok çok faydalı. En yüksek antioksidan içeren en enteresan bir meyve. Kan şekerini de ciddi anlamda, hatta tip 1 ile ilgilen çalışmalar var, tip 1 diyabetle ilgili. İlaçların dozlarını da azalttığıyla dair çok enteresan bir meyve. Muhteşem bir meyve. Peki evet. Kahveye geçelim mi hocam? Sizden geçelim de artık, ben Yunus'a geçeceğim. Ben şimdi kahvenin önce yağ yakıcı etkisinden biraz bahsedelim. Tabii ki bahsedelim. Valla şimdi ekran başındakiler bana kızar mı bilmiyorum ama çaycı mısınız, kahveci misiniz? Hocam ben ikisi değil. Çok güzel. Ben sadece sabahları çay içiyorum kahvaltı yaparken, gerçekten. Ondan sonra çay içemiyorum nedense, çok nadirdir. Ama kahve, tabii bu benim alışkanlığım, yanlış anlaşılmasın. Ama günde 3 tane fincanı geçmeyeceksiniz. Çünkü 3 fincanı geçerseniz içindeki kafein miktarı arttıkça hafif beynimiz buğulanmaya başlar. Böyle yavaş çalışmaya başlar. Yani ve önce tabii sizi kahve çok aktive eder. Böyle size inanılmaz bir enerji verir. Ama 4, 5, 6, 7 fincan içiyorsanız bir müddet sonra sizi böyle hezimete uğratıyor. Onu yapmıyorsunuz. Ama 3 tane fincan kahve içindeki kafein miktarıyla beraber kilo vermede size çok yardımcı olur. Tabii sade içeceksiniz. Yani şekerli değil bu arada.